Merhabalar, iyi yayınlar Halil Bey. Ben şöyle kenara çekeyim, siz görün. Şimdi biraz önce Buse Buyurun Gençtürk arkadaşımız Anayasa abi. Mahkemesi önünden bir haber verdi. Güzel bir haber verdi bize. Söylediği de şuydu. Anayasa Mahkemesi üyeleri toplandı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Henüz ayrıntılar yok. Ama sadece bu kabul bile Türkiye için çok önemli olduğundan dolayı sizden hemen bir değerlendirme bekliyoruz. Lütfeder misiniz? Estağfurullah. Efendim, olması gereken buydu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianameyi düzenleyip yeniden Anayasa Mahkemesi'ne sunmasından sonra Anayasa Mahkemesi'nin bunu ikinci kez reddetmesi hukuken doğru bir değerlendirme olmazdı zaten. Doğal bir değerlendirme. HDP iddianamesinin 850 sayfayı bulan iddianamenin 600 küsur sayfası HDP yöneticilerinin, milletvekillerinin, merkez karar organının, üyelerinin ve eş başkanlarının PKK terör örgütü bağlantılarına ilişkin soruşturmalar, davalar ve kararlarına ayrılmış 600 küsur sayfası. Yani çok yoğun bir faaliyet içerisinde HDP. Siyasi Partiler Kanunu 103. maddesine göre yoğun kararların, hükümlerin, soruşturmaların olduğu bir parti. Dolayısıyla bu ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası iddianamesini kabul etmesi doğal bir süreç. Bundan sonra neler olacak? Bundan sonra Anayasa Mahkemesi iddianameyi davalı partiye gönderecek. O partinin genel başkanının veya merkez organının görevlendireceği kişi veya kişiler savunma hazırlayıp verecekler. Bir ön savunma olacak. O ön savunma daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına da sunulacak. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra siz hakkında müdahalesini alacak. O müdahaleden sonra bu davalı partiye savunma hakkı elbette ki verilecek. Bu süreçler sanıyorum 3-4 ay böyle bir süreç yaşayacağız. 3-4 ay sonra da Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplanarak Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usulü kanununun 52. maddesi uyarınca 2/3 çoğunlukla karar verecek. Yani 15 üye olduğuna göre en az 10 üyenin kabul kararıyla bu parti kapatma konusunda bir karar oluşturulabilir ya da karar vermeyecekse başka müeyyideler de uygulayabiliyor Anayasa Mahkemesi. O müeyyidelerde partinin hazine yardımından bırakılması vesaire şeklinde olabiliyor. Ama HDP açısından ben bu ihtimali çok zayıf görüyorum. Zira çok yoğun bir terör faaliyetinin içinde. Genel Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Korkmazcan'ın güzel bir ifadesi olmuştu geçmiş günlerde. HDP yabancı bir güçtür diye. Hakikaten HDP Türkiye'nin bütün milli meselelerinde. Ben de programın başında Sayın Korkmazcan'ın o vurgusuna değinmiştim. Şimdiye kadar HDP'yi tarif eden Evet. en güzel vurgu oydu bence. Galiba siz de aynı kanıdasınız. Daha aynı kardeşim çok güzel bir tanım yaptı. Çünkü Türkiye'nin bütün milli meselelerinde doğa denizinde Ermenistan ile ilgili, Ermeni yalanları ile ilgili olarak efendim Azerbaycan sorununda, Libya meselesinde her milli konuda Suriye'nin kuzeyindeki koridorun dağıtılması ile ilgili olarak her milli sorunda HDP yabancı güçlerle birlikte Türkiye'nin yanında olmayan bir güce Türkiye'nin gücü demek doğru bir tanım olmaz. Çok güzel bir tanım yapmış Sayın Korkmazcan. Ben de o tanıma katıldığımı ifade etmek isterim. Efendim, iddianame kabul edildiğine göre şöyle düşünebilir miyiz? Ben hukukçu olmadığım için benim işimi öğrenmek ve öğrendiğimi izleyiciye aktarmak. Sayın Devlet Bahçeli'nin bazı şeyleri vardı, itirazları vardı Anayasa Mahkemesi'ne.
Ama iddianamenin kabul edilmesi için yanılmıyorsam 15 üyenin en az 10'unun oy vermiş olması gerekiyor. Bu da bir takım kuşkuların dağıtılması açısından önemli gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Davanın gidişatı hakkında iddianamenin kabulü bu oy çokluğuyla, tabii tam rakamı bilmiyoruz ama en az o kadar gerekiyordu. Bu rakam, kabul rakamı davanın gidişatı ile ilgili bir fikir verir mi? Bence o konuda yanılıyorsunuz. Çünkü kapatma kararı konusunda 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Yoksa iddianamenin kabulüyle ilgili olarak sağ çoğunluk yeterli. Öyle mi? Yani katılan üyelerin çoğunluğunun oy vermesi yeterli. Anladım. İşte öğrenmenin sonu yok efendim. Yanlış biliyormuşum demek ki. Estağfurullah. O şey 52. madde kapatma kararı vermekle ilgili bir meseledir. Biliyorsunuz parti kapatma konusunda Anayasa Mahkemesi Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu'nun hükümlerini uyguluyor. Orada katılan üyelerin çoğunluk oyuyla iddianamenin kabulüne karar veriliyor. İddianamenin kabulüne karar vermek davanın esastan kabulüne karar vermek anlamına gelmez elbette. İddianame neticede bir iddialardan ibaret. Tamam ama benim bu sorum bir yanlış bilgiye dayalıydı. O yüzden soruyu geri alıyorum. Sayın Senem, anladığım yanlış bir bilgiyle sordum soruyu. İnsanların kafasında usul yasalarını herkesin bilmesi gerekmiyor tabii ki. Burada bir usulü mesele var. Benim bilmem lazım. Ceza Mahkemesi Usulü Kanunu ile ilgili bir konu. Evet. Dolayısıyla orada çoğunluk yeterli, salt çoğunluk yeterli. Bu bakımdan kaç kişinin oy verdiğinin çok fazla önemi yok burada. Belki oy birliğine de bu karar alınmış olabilir. Ayrıntılar çıktığında onu da öğrenir, görürüz. Zira hesaplara el koyma ile ilgili red kararı verildi diye anons edildi şimdi sizin haberinizde. Daha sonra diye geçiyor. Tedbir taleplerinin daha sonra karara bağlanması. Esasla birlikte karara bağlayacağını ifade etmiş oluyor Anayasa Mahkemesi o konuyu. Şimdi ona o tedbire karar vermemiş oluyor. Belki bunu bir ihsas-ı rey gibi algılanır diye düşünmüş de olabilir heyet. Çünkü bu konuda hemen baştan bir karar verdiğinizde ya işte kapatma konusunda bunlar şimdiden reylerini belli ediyorlar, eleştirilerine belki muhatap olabilir diye düşünmüş olabilirler. Ama ben sonuçta esas kararla birlikte bu konuda da şüphesiz ki bir karar verilecektir kesin olarak. O zorunlu bir durum. Onu birkaç ay sonra Anayasa Mahkemesi'nin parti kapatma kararıyla birlikte onu da göreceğiz. Onun için çok fazla üzerinde durmaya değer görmedim onu ifade edeyim. Anladım. Efendim henüz ayrıntılar olmadığı için sizi daha fazla yormayacağım ama eminim haber merkezimiz bültenlerimiz sırasında sizi sık sık arayacaklardır. Ayrıntıları daha sonra ulusal kanalda değerlendirmek üzere teşekkür ediyorum. Herhalde bu karardan sonra Mozart'ın Türk Marşı çok güzel gider diye düşündüm. Size de şimdiye kadarki katkılarınız için armağan olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.